XRP'den bahsedeceğiz. XRP coin üzerine genel bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ripple'da neler oluyor? 4 Temmuz 2023, artık 5 Temmuz. Sage davasının şimdilik durulmasıyla akümüle sürecine giren XRP teknik analiz bakımından nasıl ilerliyor? Şunu kesinlikle söyleyebilirim, bakın. Şöyle bir yanılgı vardır ortada. Sage davasına ilişkin, tabii ki Sage davasından gelen haberler XRP coin fiyatında etkili olur mu? Olur. Evet, Sage davasının haberleri XRP fiyatına etkir. Ama XRP fiyatının hareketli olabilmesi ya da yükseliş meyilli olabilmesi için sadece Sage davasından haber gelmesine gerekmez. Gerekmeyecektir, tamam mı? Dolayısıyla bunu bu şekilde kabul etmemek lazım gelir. Ha, genelde haber siteleri bunları birlikte sunmayı tercih ederler. Hani belli bir primi olsun diye. Örnek veriyorum, XRP'nin en sonki yükseliş etabı içerisinde bunu Sage'den gelen, işte Sage davasıyla süre gelen haberlere bağlamışlardı. Halbuki yani Sage davasında olan son olaylardan 3 gün öncesinde XRP coin zaten %18 yükselmişti. Yani bundan önce başlamıştı. Dolayısıyla doğrudan bir alakası yoktu. Tamam mı? Piyasada belli bir, yani insanlar piyasanın içsel olarak da belli bir yükseliş eğiliminde olduğunu henüz algılayamadı. Piyasa tabii ki daha doğrusu spekülasyondan diyeyim, yahut makro verilerden tabii ki de etkileniyor. Çünkü dünya ekonomisinin bir parçasından söz ediyoruz burada. Tabii ki de etkileniyor ve haber odaklı çalışmalar da tabii ki piyasaya etki ediyor. Ancak Bitcoin tamamen bu üzere ya da kripto paralar tamamen bu üzere olsaydı, takdir edersiniz ki zaten başlamadan biterdi. O yüzden doğrudan birbirleriyle alakası yoktur. Sonuç, XRP coin fiyatlarına ilişkin hareket yapacaksanız eğer, burada davayı görmezden gelebilirsiniz. Daha doğrusu davayı ekstrem bir unsur olarak kısa vadede değerlendirmeniz gerekecektir. XRP'nin de belli bir kendi durumu vardır. Geçtiğimiz haftalarda XRP Sage gerginliği alevlenmişti. Davada öne geçen cephenin Ripple olması XRP fiyatını hızlı bir şekilde yukarı taşımıştı. Evet. Tabii ki hareketlenmesinde yardımcı oldu. Fakat dava sürecinin duraksamaya geçmesi hem Ripple hem de XRP'nin ivmesini kesti. İşte burada CoinColli'nin şey yaptığı noktadayız. Hani böyle ağzına ne gelirse saydığı noktadayız ve saçmaladığı noktadayız açıkçası. XRP coin belli bir, hani şu da mı mesela, bakın şu tesadüfi bir durum mudur? Şöyle XRP tarafına gireyim. Bakın, tam XRP coin Bitcoin yükselirken bir anda yükselişe geçti. Rally'yi belli bir noktaya kadar 60'lara yakın verdi. Devamında Bitcoin ile birlikte korelasyonlu düşüşe geçti. Tıpkı BTC gibi MA200'e kadar denedi. Ardından kalkışla da beraber, gerçi daha doğrusu şuradaki kalkış etabında ilk başta hiç değilse korelasyon içerisinde değildi. Sonradan diyeyim, BTC ile birlikte yükseldi. Bu arada burada da şey konusunda hiçbir şey yok da, yani davadan gelen herhangi bir haber mevcut değildi. Kaldı ki ayın 13'ü, bakın iğneli bir hareket var. Devamında düşüyor. Bakın günü kırmızıyla kapatmış. Halbuki aylardır beklenen davadan Hinman belgeleri dediğimiz olumlu haber çıktı. Hemen ertesine Bitcoin ile birlikte çakıldı. Yani bu nasıl bir olay ki CoinBTC ile birlikte korelasyonlu hareket ediyor. Her birinde de herhalde dava o zamana denk geliyor yani falan. Tamam. O yüzden bunlar tabii ki de doğru değil. Bir süredir akümüle olan Major Coin bulunduğu fiyat aralığından çıkıp patlama yapabilir mi? Tabii ki. XRP için teknik analiz ne durumda? Sentimentinde dediği gibi tekrar söylemek lazım. Şu an Shiba da aynı şekilde bu arada. Pip de aynı şekilde. Ya da Floki'de de bu durum var. Bazı kripto paralardaki ciddi ölçüde balina aktivitesi yoğun ve cüzdanlar şiş. XRP de bunların en önde gelenlerinden bir tanesi. Fakat şu an teknik görünümde kısa vadede tabii ki bir takım olumsuzluklar var. Bu da çok açık. Misal MA50'nin sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmesi ve önceki yükseliş noktalarını harekete geçirmesi.
yeni yeni yataya bağlıyor, görebiliyorsunuz. Bu şartlar altında BTC tarafı, bakınız, BTC tarafı sarsarsa XRP Coin son bir 45 sent denemeye şu anda eğilimli. Tabi aksi durumda, ki bu daha sağlıksız olan olacaktır, BTC bir anda yön kırıp yukarı gitse, olur olmadık, ne yapar? Günlükte MA50'yi almaya çalışır, aldıktan sonra yükselir. Fakat şunu anlamak lazım, ya düzeltmesiz ya da son bir düzeltmeden sonra XRP Coin'de bir 45 sent gelirse tabi bu alım için iyi bir noktadır. Ama dediğim gibi farklı bir durum olmazsa 45'lere kadar düzeltme yapmaya meyilli şu anda, son düşüşlerle de birlikte. Fakat son yükselişi güçlü olacaktır. 49'ları kırdığı halde ve artık buna daha yatkın, çünkü biraz daha düzgün ve yatay bir eğime MA50 çaldı, çalmaya da devam ediyor. Bu şartlar altında çok güçlü yükselişler yapabilir. 51.7'leri kırması kolay olacağı gibi önceki seviyeler olan 60 centleri kolaylıkla deneyebilir ve bu sefer zannediyorum trende göre de kırılımı zor olmayacaktır. Bu da 70 centleri nihai hedef olarak belirleyebileceğini göstermektedir. 45 centten tepki alarak yukarı yönlü hareketine geçen XRP 0,48,8 centten dolardan işlem görmeye devam ediyor. XRP tarafındaki fiyat artışlarının gözlenebilmesi adına takip edilmesi gereken kritik direnç seviyeleri sırasıyla 42,8, ya yani şimdi 42 diyorum, 52,8, şimdi şöyle bir 52,8'de bir şey yok. 51,7'ler önemli olacaktır ki 51,7'lere gelmeden önce zaten şu, günlükte hareketli ortalamayı alırsa 51,7'lere gelir. Henüz MA50'yi almadan buralardan konuşmanın çok bir anlamı olmayacaktır. 55,7, 58,5 ve 65,1 dolardır. 65,1 sent aşılıp üzerinde kalıcılık sağlanması XRP'nin orta uzun vadedeki fiyat hareketinde söz sahibi olacaktır diyor. Tabii doğru. SEC davasının XRP'nin aleyhine ilerlemesi, piyasanın geri çekilimi gibi unsurlar XRP fiyatını aşağı seviyelere çekebilir. Major coin adına izlenebilecek destek seviyeleri sırasıyla 48,3, hayır, 45, evet, 43,3. Ya burada biraz artık işin şeyine gitmiş. Şimdi dur bakalım. Yani 45 kırılmadan ötekinden konuşmanın anlamı yok. Ha, 45 kırılırsa 43,5, yani en minimum MA200'e kadar bir denemeye devam edecektir. Süreçten de beklentimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.